بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقسام الخبر خبر قسم نرى geldik diyor دور والخبر قسمان خبر اكي قسم ايرلر اكي قسم ayrılıyordu خبر e, Ee, aynı şekilde iki kısma ayrılıyoruz. Mütte iki kısma ayırmıştık. Hani ya damirdir ya da zahardır. Ee, o şekilde ayırmıştık. Haber de iki kısma ayırıyor. Ama haber ya müfrettir ya da gayri müfrettir. Vel haberu haber kısmani iki kısma ayrılır. Müfredun birinci kısmı müfret. ikinci kısmı ve gayri müfredin. Ve müfret olmayan. Müfretten burada kastımız cümle ve şübhi cümle olmayan. Cümle iki kısma ayrılır değil mi cümle? Cümle fiiliye bir de cümle ismiye. Şübhi cümle de iki kısma ayrılır. Car ve mecrur bu bir bir de zarf bu da iki. Bunlara e, şübhi cümle diyoruz. İşte müfrettir demek yani cümle değildir. Şübhi cümle değildir. Ha ha bu birinci kısım. O gayri müfred demek yani ya cümledir ya da şibe cümledir. O cümlede de ya cümle ismiyedir ya da cümle fiiledir. Ya car mecur ve de zarf. Yani bu tafsilli kısımlandırmaya baktığın zaman aslında beş kısma ayrılmış oluyor haber. Demek ki haber ya müfrettir, ya cümle ismiyedir, ya cümle fiiliyedir, ya zarftır ya da car mecurdur. Böyle detaylı bir şekilde kısımlandırma yaptığın zaman beş kısmı ayrılmış oluyor ama detaylı kısmlandırma kısımlandırma yapmazsan o cümle fiiliye, cümle ismiye, zarf, car mecur hepsini gayr müfredinin altına toparlasan o zaman haber ya müfred ya gayr müfreddir. İki kısma ayrılmış olur. Fel müfredu müfrede gelince müfred fel müfredu müfred olan haber buna örnek nehu zeydun kaimun. Bakın bu zeydun zaten müftedadır. Aha bu kaimun haberdir. Bu kaymın haberdir. Peki cümle midir? Kaymın yok. Şibe cümle midir? Yok. O zaman buna müfret diyoruz. Çünkü burada müfretten kastımız cümle ve şibe cümle olmayan. Tesniye bile olsa, cem'a bile olsa ona müfret diyoruz. Mesela az-zeydani kaimani. İşte o kaimani orada haberdir. O da müfret sayılıyor. Çünkü müfretten bizim kastımız cümle ve şibe cümle olmayan demektir. Ve müfredi, müfred olmayan ise erbaat eşe, dört şeydir. El carru vel mecruru, car ve mecrur, bu şu bir cümle kısmı. Bu gayrül müfredi iki kısma ayırıyoruz. Ya şu bir cümledir ya da cümledir. Cümle ve şu cümle olmak üzere iki kısma ayırıyoruz. Ha, el carru vel mecrur, bu şu cümlenin birincisi. Ve zarfu, bu da şu bir cümlede ikincisi. Şu bir cümleyi bitirdik. Vel fi'lu ile fa'alihi, fiil, birlikte, buna cümleyi fi'liye diyoruz el buna cümleyi ismi ediyoruz. Yani haber cümleyi fiili olarak geliyor. Haberimiz cümleyi ismi olarak geliyor. Zarf olarak geliyor. Carmış olarak gelebiliyor. Bunu demeye çalışıyor. Nahu kavlike zeydun fiddari. Hepsine şimdi tek tek örnek verecek. Zeydun fiddari. Bu zeydun mübtedadır ya. Bu fiddari fi harfi cel. Eddari mecrur. Car mecrur. Mütallıktır hasele veya hasülüne. Zeydun için haber oluyor. Bak. Burada haberimiz ne olarak geldi? Car meci olarak geldi. Ve Zeydun indeki mesela. Zeydun müptadır. Bu inde zarftır. Mutalıktır. hasela veya hasülüne haber oluyor zeydüne. Bak burada haberimiz ne olarak geldi? Zarf olarak geldi. Ve Zeydun kâme ebuhu. babu bu Zeydun müptadır. Kame fiil, ebu faal. Bu kâme bu cümlesi cümle-i fiiliyedir. Çünkü fiille başlıyor. Bu cümle-i fiiliye mahallen marfu Zeydun için haberdir. Bak burada haberimiz ne, ne olarak geldi? Burada haberimiz cümle-i fiili olarak geldi. Ve <laughs> zeydun cariyetuhu zahibatun, Bu da zeydun mutta. Bu cariyetuhu zahibetun. Zeyd'e cümlesi. Yani cariyetuhu mutta. O humdafley. zahibatun bu cariyetuna haber. Bak bu cariyetuhu mutta. Zahibet'in haber. bunun haberi. Bu mübtida haber cümle ismiye sayılıyor. Bu hepsi beraber Xəbərdir zeydünə. Bu zeydün mütədidir yəni. Ya. Deməki, xəbər iki qismə ayrılır. Yan müfrəttdir ya da geyr-müfrəttdir. Geyr-müfrəttdə biz dörd qismə ayrdıq. Ya cər majurdur, e, nümunə zeydün fildari ya zarftır, nümunə zeydün indəke ya da fiil failə verb yani cümlə-i fiiliyə. Zeydün qamabu bu burada olduğu kimi qamabu cümlədir. Cümlə-i fiilə də xəbər olmuş. Və tam mutaxəbə ilə bərabər cəyletu mutazavidün xəbər cümlesi. haber yapıyoruz. Cümle ismi diyoruz. Cümle ismi haber oluyor. Şunu da söyleyeyim. Haber cümle olarak geldiği zaman. Bak ister cümle fiili olsun, ister cümle ismi olsun. Haber bir mübteda için haber geldiğinde o haber eğer cümle ise o haberden mübtedaya bir rabıt olması lazım. Aradaki bağlantı sağlan bir bağlayıcı olması lazım. Damir olabilir, ismi işaret olabilir, fark etmez. Bakalım burada var mıdır? Kame ebu hu. Bak burada hu damiri zeyde dönüyor. Bağlayıcı burada damirdir. Zeydun ceriyetu hu zahibet. Bak ceriyetu hu uhu damiri zeyde dönüyor. İşte böyle bir bağlayıcı olması gerekiyor. Çünkü müfteda müstakildir. Pardon haber cümle olunca cümle müstakildir. Bundan dolayı o cümle müftüda ile bağlantısı kurması gerekiyor ki müftedanın haberi olsun. Bu bitti. Ve Akuru bu şerhtir. Benim e, kitapta burayı metin olarak e, göstermiş. Metin değil. Bunu ayırdım böyle e, bu şekilde. Ve akulu artık şerhe geçtik. Yen kasimul haberu. Haber kısımlanır. İla kısmeyni. iki kısma ayrılır. El evvelu birincisi. Haberun müfredun. Müfred bir haber. Müfredden kastımız söyledik. Cümle ve şifre cümle olmayan. Ve sani ikincisi de. Haberun gayru müfredin. Müfred olmayan bir haber. Yani ya cümledir ya da şibh cümledir. Bak söylüyor. Vel muradu bil müfredi hüne. Burada müfretten kastımız. Yani bu haber konusunda. Hüne yani fi, fi el haber yani. Bu haber konusunda müfretten kastımız. Ma leyse cümleten ve la bil cümleti. Cümle olmayan ve şibh cümle olmayandır. Cümle iki kısmı. Var. Cümle ismi fiile. Şibh cümle de ikidir iki tanedir. Zarf ve car mecrur. Nehu kaimun mesela. Nehu kaimun. Min kavlike Muhammedun kaimun. Bu Muhammed mesbah da kaimun onun haberidir ve müfrettir. Yani cümledi. değil. Şu Ve gayrül müfredi müfred dışında ise o da nevani. O da iki çeşittir. Ya cümletün ya cümledir. Bir de ve şübhü cümletin ve de şübhü cümledir. Vel cümletün nevani. Cümledeki kısmı ayrılıyor. Cümletün ismiyetün ve cümletün fiiliyetün. İsimle başlayan cümleye cümleyi ismi ediyoruz. Fiille başlayan cümleye de cümleyi fiil ediyoruz. Fel cümletül ismiyetü cümle isim cümlesi şudur. Tarifini yapıyor. İsim cümlesi hangisidir? Ma o cümle ki teellefet oluşmuş min mübtedain ve haberin. Mübteda ve haberden oluşan cümleye cümleyi ismi ediyoruz. Nahu ebuhu kerimun Bak ebuhum mübteda, kerimun haber. İşte mübteda ve haberden oluşan cümleye biz cümleyi ismiye diyoruz. Bu Ebu Kerim'un şu örnekteki Ebu Kerim'un. Min kavlike Muhammedun Ebu Kerim in. bak. Bu Muhammedun Mürtüda. Haberimiz cümle ismiye olarak gelmiş. Ebu da o da Mürtüda. Kerim'un haber. Bu Ebu Kerim'in bu cümle cümle ismiyedir. Haber oluyor Ebu Muhammedun'a. أذت evet. وال والجملة الفعلية جملة فعلية ندم أكثر وناتش غير بزام والجملة الفعلية جملة فعلية ما أولى بجملة تألفت ألوشان من فعل وفاعل فعل وفاعل, وفاعل أو نائبه هذا نائب الفاعلدا ألوشان جملة فعل فاعلدا وفعل نائب فاعلدا إير وفعل بين معلومة فاعللا برابر Fil bine meçhul ise naib faile beraber cümley i oluşturuyor. Örnek verecek olursak nahu sefera ebuhu bu sefera fildir. Ebu faide uhum dafley. Fil faide oluşan bu cümle min kabul ki şu sözdeki sefera ebuhu. Muhammedun sefera ebuhu. Bakın burada Muhammedun mübdedadır. Sefera fiil Ebu fa'il duruna hudam Bu sefer bu cümlesi haber oluyor Muhammed'e. Cümle-i fiiliyedir. Ve nahu mesela bu bir de bine malumdur. Fiil faal. Ve nahu başa örnek bine meçhul örnek verelim. Bine meçhul. Yudrabu gulamuhu min kavlike şu örnekte. Halidun bak halidun mutluda. Yudrabu gulamuhu. Yudrabu fiili bine meçhuldür. Gulamu onun naibul faalidir. Uhud amdafli. Bu fiil naib faali beraber mahallen merfu haliduna haber oluyor. Evet. Diyor fe inkanel khabaru haber olursa cümleten haber cümle olursa fela de lazımdır gereklidir lehu o haber için lehu o haber için gereklidir min rabitin bir rabit gerekli bir bağlayıcı gereklidir ki yerbituhu o rabit ki yerbitu bağlasın hu o haberi bağlasın bil mübtedei o haberi mübtedeye bağlayacak bir bağlayıcı bir rabıt gerek, gereklidir. O rabıt da imma damirin, damirin okuyoruz çünkü rabitin ona sıfat yapıyoruz. İmma damirin ya damir olabilir. O damir ki yaudu ile mübtedai, mübteda dönecek bir damir olabilir. Kema semiyete yani nasıl ki işittin. Mesela bak burada bütün öreklerimizde bak damir vardı. Hu damir deniyordu. Safara Ebu Hu bak damir dönüyordu. Haberimiz demek ki cümle olunca o haberden mübtedaya o haberi müftüde bağlayacak bir bağlayıcı olması lazım. O bağlayıcı da ya damirdir, haberden müftüde dönen bir damirdir. Ve imma ismi işaretin. İsmi değil, ismi e, atıftır damirin üzerine. Ve o da ismi işaretin. Veya da ismi işarettir. Ne gibi? Muhammedun hâzâ raculun kerîmun. Bak Muhammedun hâzâ. Bu hâzâ. Bak Muhammedun müftüde. Hâzâ o da mutluda Muhammed'e dönüyor. Racülün haberdir Hâzâ için. Kerimun da sıfattır. Racülüne, raculun kerimun. Bu hâzâ raculun, mutluda haber cümlesi haber oluyor Muhammed'üne. İşte bak haberimiz cümle olarak geldiği için mübtüda dönecek ona bağ ona bağlanan rabit burada hâzâdır. Muhammed'üne dönüyor hâzâ. İşte cümleyi bu şekilde iki kısma ayırdık. Ve şibhül cümleti, şibhül cümle de nev'ani, o da iki kısma ayrılıyor. Eydan aynı şekilde, nasıl ki cümle kendisi iki kısma ayrılıyordu, cümleye benzeyen, yani bir cümle o da iki kısma ayrılıyor. El-evalu birincisi, el-cerru vel-mecrur, car-mecrur. Ne mesela, fil-mescidi, şu örnekteki, min kavlike, aliyyun fil-mescidi, bak, aliyyun, müteda, fil-mescidi, fi harfi cer, el-mescidi, mecrur. Cel mecmu mutalakki ve hasıl, haber oluyor Ali Yunus'un. Bak burada haberimiz car mecmu olarak gelmiş. Yani e, şibir cümle olarak gelmiş. Ve sen ikincisi şibir cümle iki kısma ayrılıyor ya. Birincisi car mecmu, ikincisi de az zarf u zarftır. Nahu mesela fauka u fauki fauka lukusni şu örnekte. kavli ki et tairu Bak et tairu mübtedadır. Kuş dalın üstündedir. Bu fauka zarftır. Mutalık hasıla ve hasılun haber oluyor et için gusni de mudafun ilehidir. Mudafun ilehi. Evet. Bak burada e, haberimiz haberiniz şibir cümleyin zarf olarak gelmiş. Ve min zâlike yani ve min zâlikel beyani diyelim. Bu açıklamadan te'alemu sen biliyorsun ki bu yaptığınız açıklamadan sen biliyorsun ennel haber demek haber ala tafsili ayrıntılı, detaylı bir, bir şekilde... şekilde hamsatan vayin. Demek ki haber detaylı bir şekilde kısımlandırırsan bu detaya göre o zaman beş kısımdır. Hani detaya girmeden iki kısım olduğunu söylemiştik. Haber ya müfrettir veya gayri müfrettir. Ama detaylı bir şekilde alırsan alsan o zaman beş kısım olduğu anlaşılıyor. Müfredin ya müfrettir. Zeydun kaymın gibi. O cümletin fiyatı ve cümle fiiledir. Zeydun kamebuhu gibi. Ve de cümletin ismiyetin. Ve de zeydun cariyetuhu zahibetin gibi. Ve de carrun ve mecdurun ve de car mecdurdur. Aliyun fil dari gibi. Aliyun fil mescidi gibi. Ve de zarftır. Et tayru fevkal husni gibi. Demek haber detaylı bir şekilde kısımlandırmayı yaparsak beş kısma ayrılıyor. Ya müfrettir, ya cümle-i ya cümle-i ismiyedir, ya car mecdurdur, ya da zarftır. Evet. Böylelikle bu konunun da sonuna gelmiş olduk. İnşallah bir dahaki dersimizde eee باب العوامل الداخلة على المتوى والخبر قمسة الشرس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين